Değerli Artık Televizyon izleyicileri, Haluk Şahin hocamızla birlikte Kıbrıs'ı, Johnson mektubunu 60-65 arası dönemi konuşuyoruz. Birinci bölümde bir hayli geniş oylumlu bir şekilde epey bir sağ olsun Ayşe'nin de sayesinde Osmanlı'ya kadar gittik. Yine kabahatli ben oldum gördüğümde. Neresi kadar hocam gittin? Hocam Troya'ya kadar gitti. Neresi kadar gittin? Misafirimize söz söyleyemiyoruz. konuyu toparlayacağız. Johnson mektubu, Haluk Şahin hocamızın da yeni baskısı çıkan gerçekten alanında özel bir çalışma. Hocam hemen aslında bu 21 Aralık 63'teki kanlı Noel'le başlayan, birdenbire hızlanan ve giderek artık iki halkın, iki farklı ana dile sahip halkın birbirleriyle boğazlaşmasına, en azından ötekileştirme, nefretle başlayan bir yeni dönemece. Yani 59-60 Kıbrıs Cumhuriyeti ile birlikte tam umut, artık kalıcı bir statü olacağını düşündüğümüz zamanda süreç hızla bir farklılaşmaya, ötekileştirme, iktidar kavgasına, iki denizin iki tarafındaki milliyetçilikler kavgasına doğru yol almaya başlıyor. Ve bu arada 64 tarihinde hava akınları dahil olmak üzere, iç çatışmaları dahil olmak üzere birden bir dizi sorumlu, alanlı bir alana geçiyoruz ve burada bir Johnson mektubu ile karşılaşıyoruz. İsterseniz hemen bunun öncesinden de başlayabilirsiniz. Buyurun. 64'te bu kandil olaylar kontrol altına alınamıyor. Büyük bir ihtimalle bir takım çevrelerce kışkırtılıyor. Milliyetçiliğin bir radikalleşme eğilimi vardır. En radikaller işte Grivaslar vesaire daha fazla sözleri geçer hale geliyorlar. Makarios da işte çok kolay pozisyon değiştirebilen bir kişi, bir politikacı. Türkiye'de de artık Kıbrıs konusu bir iç politika konusu. Ve İsmet İnönü o zaman başbakan ve Adalet Partililer ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partililer, o zamanki partiler Türkiye'nin mutlaka müdahale etmesi gerektiğini, askeri müdahalede bulunması gerektiği yönünde toplumsal bir baskı yaratıyorlar. Tabii kitlelerin de yani böyle şeylere etkilenen bir tarafı var. Yani Türkiye'de yükselen bir şey talebi, müdahale talebi. Uçaklar falan gönderiliyor. Fakat belli ki onunla olacak gibi değil. Müdahale için fiziksel hazırlıklar başlıyor. İskenderun'da da bir pentomik tümen var. O görevlendiriliyor. Askerler şileplere yükleniyor. Mersin'de olsun, İskenderun'da olsun. İşte bugün yarın gidilecek yani. Medyada tamamen, yani gazetelerde o frekanstan yayın yapmaktalar. Fakat işte Amerika boyutu var işin. Bir de İsmet Paşa boyutu var. Ben kitabımda bir yorum geliştiriyorum. Siz değerli tarihçiler tabii sonunda daha isabetli bir değerlendirme yapacaksınız. İsmet İnönü'yü kendi olguları içinde değerlendirdiğimizde, ihtiyatlı, attığı her adımı daha önce düşünen, gerektiğinde çok kurnaz olabilen, askerlikten gelen, yani İstiklal Savaşı'ndaki ordunun şeyinde, toplanmasında büyük roller almış, Yunanlara karşı çarpışmış bir devlet adamı. Bu kişinin Kıbrıs'a askeri müdahale konusunda, en azından o konjonktürde müdahale konusunda çok ciddi tereddütleri var. Oysa 2 Haziran'da Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor, müdahale kararı alınıyor. Yani gidilecek. Tabii bu müdahale kararı basını da sızıyor, başkaları da bunun farkında. Gemiler yola çıkmadan önce İsmet Paşa Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e diyor ki,
Amerikan elçisini çağırın diyor, büyük elçisini çağırın diyor. Ona diyor müdahale edeceğimi söyleyeceğim. Diyor ki Cemal Erkin Paşam, Amerika'nın ne diyeceğini biliyorsunuz. Amerika sakın ha böyle bir şey yapmayın diyecek size. Ve yapamayacaksınız halbuki, çok büyük bir baskı var. Yok yok, siz çağırın onu diyor. Hakikaten Raymond Hare'i çağırıyorlar. Kıdemli ABD Türkiye Dışişleri Büyükelçisi. Amerikan Büyükelçisi. Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi Raymond Hare. Sonradan ben onu da buldum. Onu da konuşturdum. Hmm. O da yani o sahneleri falan hep iki tarafta yani görenler ve bu yaşayanlar. Bu baskıda yeni, onunla ilgili bir bölüm var. Evet. Evet. Raymond Hare diyor ki biz müdahale edeceğiz. Raymond Hare de diyor ki aman bana 24 saat müsaade. Aman bana 24 saat müsaade. İşte ünlü Johnson mektubu o 24 saat içinde yazılıyor. Amerika'ya bildiriliyor. Türkler bu sefer ciddi çıkacaklar. Başbakanları da bunu bana söyledi. Ne yapalım? Bunun üzerine işte Johnson diyor ki Başkan Johnson'a götürüyorlar. Johnson pragmatik, Texas'tan gelen, fazla dış politika inceliklerinden anlamayan falan bir adam. Diyor ki stop them diyor. Durdurun onları diyor. Verdiği talimat bunları var. Bunun üzerine ne kadar tepeden baktığında bir göstergesi yani. Evet, durdurun onları. Yani savaş istemiyoruz iki NATO müttefiki arasında. Savaş kesinlikle istemiyoruz. Çünkü onun nereye gideceği belli olmaz. Bir de o kuzeydeki şey var ya, Heyula var ya, o kim bilir bunu. Nasıl kullanır? Nasıl kullanır? Çok farklı biçimlerde kullanabilir. Akdeniz'e inmek için. Hani biz o zaman hep şeydik. İşte sıcak sulara inmek. Ruslar sıcak sulara inmek sıcak isterler. Sulara inmek için bahane olarak kullanır. Bunun üzerine o zaman Dışişleri Bakanı Dean Rusk. Onun yardımcıları var. George Ball, Joseph Sisko. Harlan Cleveland diye bir adam var. O ölmüştü, bir ona görüşemedim. Ondan sonra bunlar bir araya geliyorlar, oturuyorlar. Ölü bir mektup yazalım ki Türkleri durdursun. Ve oturuyorlar. Daha sonra Amerikan dış politikasının en büyük skandallarından veya gaflarından biri olduğu iddia edilen o mektubu kaleme alıyorlar. Hani Amerikalıların kendi aralarında söylediklerine göre. İsmet Paşa'nın onlardan sadece beklediği yapmayın. Şu sırada çıkmayın. Yanlış olur. Diye bir mesaj. Yani özür dilerim. Bir kasıtla bence İsmet Paşa söylüyor değil mi? İma ettiğiniz tabii, tabii, o. Tabii. Yani söyleyelim ki bizi durdursunlar. Bizi durdursunlar. Çünkü iç kamuoyu bizi oraya doğru zorluyor. Bizi ama bizim onu yapacak gücümüz yok. Bizi durdursunlar. Çünkü çıkarma gemimiz bile yok. Gemimiz çıkarma yok. Gemimiz yok. Dünyanın en zor operasyonu iyi şey edilmiş, donatılmış bir sahile evet, asker çıkartma. Çıkartacaksın, evet. 10 bin kayıp üzerine yapılıyor hesaplar yani. 10 bin ölü, 10 bin şehit üzerinden düşünülüyor. İsmet Paşa böyle bir yenilgiyi asla kabul etmeye hazır değil. Kendi geçmişini o yüzden evet, yani. He. O portre içinde olabilecek şey mi yani? İkinci bir, Dünya Savaşı'na revanşı vermiş olacak yani. Trikopisi evet. Teslim almış yani adam. Müthiş, ondan sonra ağır, gidecek ağır bir Kıbrıs'ta darbe. Yani birinci İnönü, ikinci İnönü evet, savaşlarının evet. kahramanı. İstiklal Savaşı'nın kahramanlarından biri. Bir ikinci örnek daha var. O tarihlerde Amerikalılar Domuzlar Körfezi çıkartmasını yapmaya kalkmışlar. Ve ağır bir yenilgiye varmışlar. Başarısız olmuşlar. Evet. Yani hiç beklemedik. Küba'da kararı. Değil Küba'ya. Mi? Evet. Küba'ya. Koskoca Amerika. Amerika. Evet. Evet. Yani bu da bir sene, iki sene önce olmuş olan bir olay. Evet. Yani 63. O hala tabii. akıllarda şey. Yani İsmet Paşa Amerika'dan çıkmayın. Olmaz diye bir net tavır bekliyor ki onu muhalefete karşı kullanacak. Evet. Diyecek ki bakın Amerika çıkmayın ortağımız, diyor. NATO'dan şeyimiz, evet, müttefikimiz. Evet, NATO. Amerika çıkmayın diyor. Altıncı filoyu da zaten o taraflara gönderiyorlar. İşte Amerika'da biraz evvel bu sözü... Muhalefet de zaten Amerikancı bir muhalefet. Sağcı. Demokrat Parti. Bir şey Adalet Parti. Bir şey yani. Tarihçi her zaman olduğu gibi. Milliyetçilik tarihi yapmaktan çekinmeyen, kaçınmayan. Ama Morrison Süleyman derler ya yani Amerika'nın adamı diye tanınan bir adam. O sırada yani. Morrison Süleyman'ın yükseliş dönemi. Yükseliş dönemi. Yükseliş dönemi. O işte daha hala başlangıçta o emekli paşa var. Adalet Partisi'nin başında. Yakup Gümüşbala. Bu mektup geliyor İsmet Paşa'ya işte 24 saat sonra. Mektup dediğim işte kripto mesaj. Büyükelçi bunu alıp şeye geliyor. Pembe Köşk'e geliyor. İsmet Paşa'ya veriyorlar. İsmet Paşa önce en sonunu okuyor. Gülümsüyor. En sonunda şey var.
Johnson İsmet Paşa'yı Washington'a davet ediyor. Ön kısımlarını şey deyince rengi değişiyor falan. Çünkü aslında hiç gerekmediği halde Amerikalılar orada şey diyorlar. Çıkmayın, çıkarsanız bu Sovyetler tarafından şey istismar edilebilir. Ve sizi Sovyetlere karşı koruyamayabiliriz. Yani bütün güvenlik varsayımı çöküyor. Onun üzerine bina edilmiş. Bir. İkincisi diyor ki ayrıca diyor size verdiğimiz silahlar diyor yani bu gibi operasyonlarda kullanılmak üzere verilmiş silahlar değil. O silahları da yani kullanıp kullanamaz mısınız o bile tartışmalı. Bu tabii hiç beklenmedik derecede ağır bir güvenlik tehdidine yol açıyor. Yani birdenbire yani her şeyinizi bütün güvenliğinizi 1948'den 49'dan 50'den beri oraya bırakmışsınız. Bütün silahlarınızı oradan almışsınız. Her şeyi onun üzerine bina etmişsiniz. Bu tabii büyük bir kaygıya yol açıyor. Şey durduruluyor. Çıkarma durduruluyor. Bir cevap yazılıyor ayın 13'ünde. 13 Haziran'da. Kitapta var. İkisinin de metni var. Gelen mektubunda. Gönderilen cevabında işte İsmet Paşa çok nazik olarak diyor ki çok hayal kırıklığına uğradık bu söylediklerinizden diyor. Yani biz hiç böyle şeyler kastetmemiştik. Böyle şey böyle bir cevap da beklemiyorduk. Ama madem ki davet ettiniz peki geliyorum. Diyor, Amerika'ya Amerika'ya diyor. Geliyorum diyor. 21'inde galiba diyor. Muhalefet de bu mektubun haberini alıyor. Mektupla ilgili en net ve sert tepkiler İsmet Paşa'nın damadı Metin Toker tarafından zannediyorum o zaman Milliyet Gazetesi'de yazıyordu böyle çok sert. Böyle dostluk mu olur? Bu ne rezalet? Bunun acısını mutlaka çekeceksiniz falan diye birilerine. Hocam bir şey sorabilir miyim Erdoğan izin verirsen? Mektup o tarihte açıklanmıyor kamuoyuna. Bir buçuk sene sonra açıklanıyor. Evet. Peki bu sırada kamuoyuna nasıl anlatıyor? Ve daha önce mektubun içeriği o cümle olmasaydı açıklanacaktı da o cümlecik mi bunu gizli o tutmaya? O birkaç paragraf. Neden bir, öyle işte, büyük rahatsızlık oldu orada? Basınındaki adamlarından yararlanıyor. Bu arada özellikle Metin Toker'in yazdıkları büyük önem kazanıyor. Yani o sızdırıyor mu Toker o sırada? Onun içindeki cevap mektubu yani orada ters yanlış kötü bir şeyler olduğunu da ortaya koyuyor. Ve belli oluyor ki bir şey çok yanlış. İşte o tarihlerde İsmet Paşa aynı zamanda birkaç yerde zannediyorum bunu söylüyor. İşte ha o zaman yeni bir dünya kurulur. Time dergisine verdiği Time dergisine Washington'da. Bundan evet. önce ama. Bu bundan önce ama sonra bunu Washington'da tekrar Time şeyleriyle görüşüyor. Orada da tekrar ediyor. Yani bundan önce Amerika'nın Türkiye konusundaki çekingen tavrı ile bağlantılı olarak ama mektuptan sonra bunu mektuptan sonra bu ayrı bir inandırıcılık kazanıyor. İşte böyle gibi. Demişti bu bir evet. zaman. Nisan ayında diyor evet. Time'a. Bu olay Haziran ayında oluyor. Ama ben hala anlamıyorum yani şeyi. Bu hani Amerika'ya sızdırması bu olayı, harekat yapma niyetinde olduğunu durdur beni demek içindi. Bu mektupta hiçbir ağır bir biraz sonra belki içeriğini de okuyacağız. Sert bir üslup falan yok yani. Kamuoyuna açıklansa idi ve onun içerisinde seni ben koruyamam ha böyle olursa koruyamayabilirim evet. sözün ne gibi bir negativiz şey yaratırdı. Bizim kullanamazsınız kısımlarını o konjonktürde açıklayalım. Ama yani yine Amerika'yı kollamak için adeta yapıyor sanki bunu. Çok garip bir evet, orada İsmet Paşa zannediyorum biraz yatıştırıcı gitmeyi tercih etmiş olabilir. Ben bir farklı bir yorum yapayım da siz konuya dair en geniş konuşabilecek kişisiniz. Yorumlarınızı ondan sonra alalım. Şimdi birincisi ben İsmet Ünlü'nün bu şeyini Büyükelçi üzerinden Johnson'a ulaşma yaklaşımını şöyle açıklamaktan yanayım. Aslında sadece beni durdur değil aynı zamanda benim uğrunda arayış içinde olduğum taleplerimi Yunanlılara ve Makarios'a kabul ettir
ben senin için çok ciddi hizmetler veren, Kore'ye gitmiş, işte Sovyetler Birliği'ne karşı senin çıkarlarını koruyan çok büyük bir devasa ülkeyim. Çünkü bir ara Rask şey de diyecektir Yunan Başbakanına, onların o kadar çok uçağı var ki sizi Atina'yı kısa zamanda yok ederler. Bunun üzerine Yunan Başbakanı da ama yukarıda ondan çok daha fazla uçağı olan bir başka ülke var diye. Yani ben eğer buna izin verirseniz ben de o zaman dostluğumu, yani Yunan Başbakanı çok daha ciddi bir tehditte bulunuyor. Saf değiştirir mi? Doğrudan buradan yapıyor. Dolayısıyla aslında ABD'den bu sızdırmadaki beklentinin sadece beni durdur değil, benim taleplerimin de bir kısmını en azından gerçekleştir şeyi. İkincisi, gelen mektubu ben de kuşkusuz diplomatik dil açısından sizin yorumunuz önemli ama ben 2-3 sefer dikkatle cümle vurgularını dikkatle almaya çalıştım. Sizi korumayız değil, koruyamayabiliriz, karar çıkartamayabiliriz falan üzerinden sürekli bir dostluk vurgusu var. Ortak çıkarlarımız var. İki NATO üyesinin işte birbirleriyle savaşmasına razı olamayız der var. Dışişleri Bakanı ve sözcüler aracılığıyla da sürekli yoksa yanı başınızda bizim başımızdaki gibi bir Küba mı istiyorsunuz var. Hatta ABD'nin bu mektubun yazıldığı kısa bir zaman sonrasına kadar bile daha çok Makarios'u tehlike gören, Makarios'u problem gören, Yunanistan'ı Makarios'a baskı uygula diye baskı altına alan bir duruşu var. Yani bizim sağ milliyetçilerin, hatta ulusalcı milliyetçilerin anlattığı gibi ABD Yunanistan'ın yanında, Makarios'un yanında gibi bir tabloyu kanıtlayacak en küçük bir şey yok. Yok, tersine, tam tersine yani ilişkin çok belli var. Yani ulusal gururumuzu yani, kırdı denecek bir şey yok bir şey yani. Gerçekten yok. Bir de o silah meselesinde de 47 tarihli oradaki geçen cümle o. 47 tarihli anlaşmada bu silahların kullanılma alanı çok net saptanmıştır. Siz bizimle yaptığınız anlaşmayı ihlal etmiş olacaksınız diyen. Gerçekten de şimdi burada da şöyle bir durum var. Elin silahıyla kalk kendi ortağının yine aynı kurumun yani içindeki gibi. Ülkenin şimdi şeyini vurdu. Buradan bakınca yani acaba ne dersiniz? Çünkü ilk defa şeyi siz belirttiniz. Sizin dışınızda bir yer belirtmedi. Yani aslında Dışişleri Bakanı'na, Silahlı Kuvvetlere, Özel Harp Dairesi'ne rağmen bir ABD'ye bilgi sızdırma ve ABD'nin ama sadece beni engelle bana yeterli gibi gelmiyor. Çünkü bu bilgi büyük bir anladım. Olasılıkla başta Hürriyet olmak üzere basının işte devlet angaje muhabirlerine artı Adalet Partisi'ne de sızdırıldı ki onlardan da bir tepki girelim falan gibi bir yaklaşım da olmuyor. Zaten yani biz Amerika bir buçuk bilir sonra, bence 3-4 kere 13 Haziran cevabında söylüyor. Biz 4 kere müdahaleye kalktık diyor. Biri 25 Şubat o küvet katliamının hemen arkasından. Ondan sonra 13 Şubat'ta diyor galiba. Ondan sonra bir daha 3 sefer. Yani bu 4. seferdi diyor. Amerikan istihbaratı da zaten biliyordur. Yani Amerikan istihbaratı da herhalde Türk ordusunun içindeki bu kıpırdanmayı veya karar mekanizmalarını da biliyordur yani. Tabii canım, İskenderun'da vesaire ne oldu? Sürekli şeyleri var yani. Yani bu yolla bir basının içinden gelebilecek milliyetçi tepkileri, iki daha önceden bizzat kışkırtılmış, sokağa dökülmüş, başta öğrenci hareketi olmak üzere milliyetçi Kıbrıs derneklerini geri adım attırma. 3 sağ muhalefetin, sağ milliyetçi üzerinden popülist dil kullanan muhalefetin de susturulması. Basına yansımıyor, kamuoyu bilmiyor ama aslında bilmesi gerekenlerin sanki bildiği böylece dalga düşmeye başlıyor. Evet. Sadece sağ milliyetçiler değil, aynı zamanda o sırada solda da çok ciddi tabii, bir anti-Amerikanizm. Ulusalcı milliyetçiler. En hızlı tabii. Yükseldiği dönem yani evet. Yönle başlayan, doğru. İşte tam bağımsız Türkiye, Amerikan üsleri ve tesislerinin efendim kapatılması, Türkiye hatta NATO'dan çıkma yönünde falan yükselen bir kamuoyu var o zaman. İsmet İnönü şeyi göze alamıyor açıkçası. O askeri operasyonu göze alamıyor. Yani orada Türk ordusunun yenilmesi olasılığını göze alamıyor. Evet. O yüzden böyle bir kumar oynuyor. Dış tazyik çok fazla. Şimdi bakın tam metin yayınlanmadı. Fakat o çağlar, o tarihlerde ben de üniversite öğrencisiydim. Yani biliyorduk ki Amerika'dan çok kötü bir mektup gelmiş. Vay alçaklar vay falan
İşte Metin Toker ne demiş gördün mü? Hı-hı. Metin Toker bunlara o kadar ağır şeyler söylemiş ki. Yönde çıkan bir takım yazılar falan. Yani bu şai oldu. Daha büyük şai oldu, yayıldı insanlara. Türkiye İşçi Partisi'nin de o yönde muhalefeti var. Evet, yani. Fakat Türkiye İşçi Partisi ve sol muhalefet Kıbrıs'a çıkalım üzerinden değil, NATO üslerini kapatalım, ABD ile ilişkilerimizi sınırlandıralım falan üzerinden bir Türkiye İşçi Partisi misak-ı milli sınırları içinde yoktu. Ama öbür tarafın yaptığı mezalimi de hiçbir şekilde hoş göremeyiz. Başka bir takım şeyler bulunabilir falan diyor. Çok gerçekçi bir şeyler muhalefet. De, yani yön de tam olarak yani böyle çıkartma yapalım vesaire demiyor ama bu Amerikalılardan her şey beklenir. Evet. Bakın o mektup da bizim güvenliğimizi Amerika'ya emanet edemeyeceğimiz gerçeğini ortaya koyuyor. Bir de günlük politika içinde bunun kullanımı var. Şimdi 1,5 yıl sonra bu mektubun tam metni açıklandı. O ana kadar tam metnini görmemiştik. O Hürriyet gazetesindeki meşhur birinci sayfayı biliyorsunuz. Evet. Bu nasıl oluyor? Benim tahmin ettiğim gibi artık başbakan olmuş olan, yani arada Suat Ürgüplü geçiş hükümetinden sonra artık başbakan olmuş olan Demirel çok itimat ettiği gazeteci Cüneyt Arcayüre'ye ki sonradan Cüneyt Bey Demirel'in danışmanlığını da yaptı. Cüneyt Bey iyi de bir gazeteci yani şu manada ısrarlı bir gazeteci. Ya şu mektubu alalım ya şu mektubu alalım vesaire falan. Daha evvel İnönü'nün karşı karşıya kaldığı baskıları şimdi başbakan olarak Demirel göğüslemek durumunda. Çünkü bir takım insanlar hadi yürüyelim gidelim niye gitmiyoruz hadi gidelim falan. Niye gitmiyoruz? Amerika yüzünden gitmiyoruz. Hmm. Bunun en iyi şeyi ne? Ne? Johnson mektubu. En iyi kanıtını Johnson mektubu. Bunun üzerine şeye emir veriyor. Kamuoyuna. İhsan Sabri Çağlayangil'e emir veriyor. Çağlayangil de işte Cüneyt Bey'e bu mektubu veriyor. Yani deşifrasyonu Demirel'in yaptığı bir deşifrasyon. Evet. Bu artık çıktı nihayet. Hı-hı. Son şeyde var. Bundan önceki baskılarda yoktu. Yok muydu? Çünkü ölünce İhsan Sabri öldükten sonra ve emekli olduktan sonra o zaman bizim gazetelerimizde hatta aynı gazetede çalışıyorduk. Bana off the record olarak konuşmuştu. Şimdi artık söyleyeyim size Yalım Erak. Yalım Bey'e diyor ki Çağlayangil. Yalım o mektup var ya getir o mektubu diyor. Ondan sonra. Yalım Bey gidiyor o mektubu. O zaman genç bir diplomat. Onu alıyor getiriyor. Cüneyt Bey'e veriyor. Tabii Çağlayangil'in bunu Demirel'den habersiz yapmış olmasını. 8 sütuna manşet oluyor. Ertesi günkü o zaman acaba bu sefer İnönü tarafının Milliyet Gazetesi'nde İnönü'nün cevabını basması da bir ufak bir düzen içi bir misilleme mi? Olabilir. Ertesi günde çünkü ertesi gün 2 gün sonra mı Milliyet'te bu sefer 8 sütuna manşet bu sefer İnönü'nün böyle cevabı. Böyle bir mektup hiç beklemiyorduk. Bu bütün gönül ilişkisine çok ciddi bir şüphenin düştüğünün kanıtı. Öyledir ya ilişkilerde hani bir şey olur. Ondan sonra artık güvenemezsin. Şimdi bu olay o. Yani adamlar yarım ağızda da olsa işte diplomatik bir takım jargon içine saklamaya çalışarak da olsa diyorlar ki ya yarın öbür gün Sovyetler Birliği ile aranızda bir şey olursa biz bakacağız. Acaba Türkler haklı mı değil mi? NATO'nun da tek gerekçesi zaten Sovyet bloğuna karşı koruma yani en asli görevini ve misyonunu yapamayacağını ima ediyor. Yani korkunç. Ve siz NATO bütün güvenliğinizi o varsayım üzerine kurmuşsunuz. Hepsini onun üzerine kurmuşsunuz. Sonra yapamayız. Niye biz buradayız? Silahı oradan alıyorsunuz. Biz her gün bakıyoruz Yunanistan'a 7 bize 10 mu acaba vesaire falan. Silah da kullanamazsınız silahları diyor. Çıkmıyor. İsmet Paşa'nın istediği oluyor. Fakat hayat devam ediyor. Bu sefer aynı baskılar. Soldan da baskılar. Sağdan da baskılar. Kıbrıs. Orada da hareket devam ediyor. Operasyonlar devam ediyor. Türklere karşı. Demirel diyor ki bu sefer de o mektubu ben kullanayım. O mektup Hürriyet'te çıktıktan sonra artık özellikle kendi çevresinden, Adalet Partisi'nden patron niye şeye çıkmıyoruz? Kıbrıs'a niye çıkmıyoruz? Sorusu ortadan kalkıyor. Niye çıkmadığımız belli. Böyle bir mektup var. Yani böyle bir mektupla çıkabilmemiz mümkün değil. Böyle bir perde arkası, entrika kısmı da var. Ama şu tarafı enteresandır. Ben Washington'da ve Türkiye'de
Bu mektubu kaleme alan insanların hepsiyle görüştüm. Bir tek Dean Rusk'la yüz yüze görüşemedim. O sırada ağır bir rahatsızlık geçirmişti, hastanedeydi. Ona da yazıştık. Nezaket gösterdi. Benim sorularıma cevap verdi. Felç geçirmiş olduğu halde. George Ball'la uzun uzun konuştum. Joseph Sisko'yla uzun uzun konuştum. Raymond Hare'le uzun uzun konuştum. Başka bir sürü Türkiye masasında çalışmış Amerikalılar, bilmem neler vesaire. Hepsiyle konuştum. Ve sonuçta onların vardığı nokta şu. Mektup başarılı oldu. Türk-Yunan Savaşı çıkmasını önledi. Fakat çok kötü yazılmıştı. Çok yanlış yazılmıştı. Çok bence anlayamadığım gerçekten bu. Yani mektubun üzerine inşa edilmesi. Çünkü o tarihte birçok Amerika ile gerilim sonradan da yaşanacak bir sürü şey. Mektubun da içeriğini siz çok güzel özetlediniz. Sertlik yok. Ama kendilerini utandıracak bir şey var. Yani NATO'nun başını çeken bir devletin NATO'nun aslında işlevini yerine getiremeyeceğine itirafnamesi gibi bir şey. Mektubun gizli tutulmasıyla zaten o mektup ne Türk tarafının istediği gibi bir işlev görüyor, ne de Amerika'yı yıpratmak isteyenler. Yani çok garip bir şekilde bence fazlasıyla şişirilmiş acaba hani daha sonradan bu retrospektif bir şekilde Johnson mektubu üzerine fazla mı vurgu yapıldığı için böyle oldu? Şundan zamanlamaya dikkat edelim. Şimdi 1960 yılına kadar Türkiye'de Amerikan üslerinden söz etmek, Türkiye'nin dış politikasını eleştirebilmek, bu üsler bizim bağımsızlığımızın üzerine düşmüş lekelerdir demek falan mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Yani dış politika milli meselemizdi. Dış politika tartışma. Eleştiren de hain olurdu. Eleştiren de hain olurdu. Rus casusu olurdu, Sovyet şeyi olurdu bilmem. Şimdi bu tabii 1961'den itibaren yavaş yavaş değişmeye başladı. Yön özellikle bu konuda çok önemli şeyler yaptı. Doğan Avcıoğlu yazdıklarıyla, diğer yazarlar yazdıklarıyla. Amerikan müşteri meselesinin artık tartışmaya açık olduğunu ortaya çıkardı. Ve bu yurtseverliğin de göstergesine dönüştü. Birden hainlik göstergesinden aslında yurtseverlik göstergesine dönüştü. Yani bunu eleştirmek. Evet. Bu arada işte Morrison, Süleyman. Evet. Hani hatta bir politikacının bile bağlantıları, bu adam Amerikalıların şirketinde çalışmış. O yüzden başbakan olamaz. Vesaire gibi şeylere de gitti. Yani o yüzden 64'te Amerikan aleyhtarlığı artık moda olmak üzereydi. Yani dünyanın başka yerlerinde yaygındı. Yunanistan'da yer yerinden oynuyordu. Orada zaten vardı ama orada komünistler iç savaşta korkunç bir kırıma uğramalarına rağmen gerek Yunanistan'da gerek Kıbrıs'ta Rum halkı içinde sol düşünce çok güçlü köklü ama bizde yoktu. Bizde aslında bu Johnson mektubu belki de ABD'nin yanlış yaptık demesinin nedeni de buydu. Bu mektubun kamuoyuna yansıma biçimi içerinden bağımsız olarak anti Amerikancılığın gelişmesine neden oldu. Yenir yutulur bir içerik değil yani. Hocam yani ne seni, mektuplar gerçekten bence. Yani bizim bilmediğimiz bize yansımayan ne parmak, ne azarlar var. Parmak sallama hali yok. Çok ince bir nezaket var. Doğrusu ben diplomatik nezaket sahte ve diplomasiyi bilmediğine veriyorum. Aslında tabii o yıllar dediği doğru yani Avrupa'da da bir hani 68'de daha var ama yavaş yavaş Vietnam Savaşı'ndan dolayı bir ciddi bir antipati var Amerika'ya karşı. Ondan sonra U2 krizi var. Sovyetlerle neredeyse bizi düşman hani incirlikten kalkan uçak daha önce o uçuşlar durduruldu diye söz veriyor Amerika Türkiye'ye ama uçmaya devam ettiği anlaşılıyor. Düşünce uçak Türkiye sınırları dışında. O zaman birden belki de o eski gerilimlerin tekrar yaşanması korkusu var. Sonra Gürsel biliyorsun Cumhurbaşkanı Gürsel hastalanmıştı ve Amerika'ya gitti. Orada hatırlar mısınız? Çip yer geri döndükten bir Gürsel'in kafasına çip yerleştirdiler falan diye müthiş bir şey. O zaman demek ki Amerika artık zihinlerde bir müttefikten ziyade düşman Amerika olacağız yerine Amerika eleştirilmelidir. Eskiden küçük Amerika 1957'de o sözün de şeyi müellifi Celal Bayar Taksim'de bir nutu halka sesleniş sırasında söylüyor. Yani biz bir gün küçük Amerika olacağız diye bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne falan bazıları atfediyor. Ama onun sözü derken dediğin gibi
Amerika birden özenilecek ve model alınacak ülke olmaktan çıkıp tehlikeli, yani şeytani bir oluşuma kayıtsız, dönüyor. Kayıtsız şartsız aşk o noktada noktalanıyor. Noktalanıyor. Çünkü yani bunu diğer ilişkilere de aktardığınız zaman bütün paranızı mesela emanet ettiğiniz bir muhasebeci, abi ben her ay 250 lirayı da şu tarafa koyuyordum mu günün birinde size itiraf ederse, onun başka zamanlarda acaba hangi paraları nereye koyduğu konusunda kafanızda şüpheler oluşmaya başlar. Bu yani Türkiye'ye bir tokattı. Fakat konjonktür de buna müsaitti psikolojik olarak. Bir taraftan solun yükseliyor olması ve Amerikan üslerinin açıkça tartışılıyor olması, ağır biçimde eleştiriliyor olması. İlk defa Yankee Go Home diye. Değil mi? Altıncı filoya karşı evet, değil evet. mi? O daha sonra ama de. Yani o tarihlerde. O dönemler. Evet, sonra hemen arkasında. O bakımdan ben mektuba gösterilen tepkinin bir tokat ama uyandırıcı bir tokat. Çünkü yani şahsi kanaatim bu ölçüde bağımlı bir dış politika Türkiye'nin ne coğrafyasına, ne tarihine, ne kültürüne, ne de kendi imajına uygun düşüyordu. Bunu mutlaka, yani inanılmaz bir bağımlılık ilişkisiydi. O bağımlılık ilişkisi o noktadan sonra şey, insanlar peki şimdi ne yapacağız? Yani yön ve çevresindekiler bağlantısızlar, üçüncü dünya ne güne duruyor şeyi içindeydiler. Bu arada Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler, daha yakın ilişkiler kurmasını önerenler vardı falan. O noktadan itibaren yani 1946-1964 bir evredir. Hı hı. 64'ten sonra arayış başlamıştır. Anladım. Yani 66 değil yani mektubun açıklandığı tarihten önce diyorsunuz tabii, artık tabii. bu mektubun soğuma anda, başlamıştır. İsmet Paşa'nın onu okuduğu ama andan itibaren. Ama İsmet Paşa bence bunu zaten bekliyorken, istiyorken niye böyle buradan birden hiç beklemediğim şey gibi böylesini davranmış. Böylesini beklemiyordu. Ama yani çok bence. Ben şu konuda çok ısrarcıyım. Mektuptan asıl murat ABD'nin bizden yana ağırlığını evet, koyması. Evet koymayınca bence. Makaryos'u bir şekilde elimine edecek bir pozisyon elde. Asıl hayal kırıklığı zaten İsmet İnönü'nün mektubunun başında, cevabi mektubunun başında da bu hayal kırıklığına çok belirgin bir vurgu var. Adeta bir aşkın hayal kırıklığına ima edecek denli büyük bir şey var. Çünkü aslında NATO'ya giriş çoğu kamuoyu yanlış biliyor ama İsmet İnönü'nün başında olduğu bir devlet döneminin ürünü. Antikomünist propaganda rüzgarların estirilmesi, NATO'ya giriş, hatta bir dönem Demokrat Parti'nin bile ilk günlerinde yeterince antikomünist değilsiniz diye sıkıştırılması. Şimdi dolayısıyla İnönü için gerçekten bir darbe etkisi yaptı ve o nedenle bir dönüşüm süreci başladı. Ayşe'nin az önce bu Bandu Konferansı 55'te adeta kraldan kralcı bir dış politika, sizin işaret ettiğiniz dış politikayı eleştirmek vatan hainliği noktasından giderek dış politikayı eleştiren ve örneğin Vietnam Savaşı'nda ABD'nin aleyhine oy kullandı Türkiye, Birleşmiş Milletler'de. Hem de oraya doğru ilerliyor. Adalet Partisi. Yani evet, düşünülemez şeylerdi. Hat değişti yani Johnson dış politika. Johnson mektubundan sonra daha önce düşünülmez sayılan birçok şey düşünülebilir hale geldi. Bunların pek çok örneğini bulabiliriz. Ama sözünü ettiğiniz hayal kırıklığı da bir faktördü. Yani doğru. Hani İsmet Paşa da şey diye düşünmüş olabilir. Yani o gidip dövecekti yani Kızıl bize Papaz mi için? O zamanın şeyi. Ha evet. Ha, o Kızıl Papaz'ı bize mi tercih ediyorsun? Tercih etti diye. Evet. O Amerika'nın kimi tercih ettiği teması Türk-Amerikan ilişkilerinde sürekli temalardan bir tanesi. Çok, günümüzde gibi, de. Amerika'nın günümüzde onu de hiçbir şekilde tercih etmediği dolayısıyla evet, milliyetçi açık. Değil aslında burada manipülatif bir değil. Tam tersine sürekli ABD politikası, Johnson politikasını sürekli bu Makarios'u nasıl ekarte ederiz aynen. üzerinden. Hani Fidel'i diyor, Akdeniz'in Fidel Castro'su diyor Castro'su Amerikan diyor. Belgeleri. Neredeyse evet. Küba'nın benzeri bir şey oluşum gibi görüyor. Ama bence biraz önce sizin de sormak da istiyordum. Makarios için demagog
dediniz. Opportunist dediniz. Pragmatik değil de opportunist. Ben acaba diyorum ki bu Makarios imgesi bizim bu bilinçaltımıza yerleşmiş o papaz kisvesi, biliyorsunuz bizim Heybeli Ada Rum okulundan mezun olduğu iddia edilir ki onlar reddederler bunu, Makarios bizim mezunumuz değil derler ve Heybeli Ada'yı da şeytanlaştırmak için bunu bizim politika yapıcıları araya sıkıştırırlar. Onun o kara papaz cübbesiyle simgeleştirilmesi aslında onun bir sivil, laik, aslında enteresan bir laik de, belki abartılı oldu ama bir bağımsızlıkçı şeyin, paradigmanın adamı olduğunu düşünmemizi engelliyor. Yani o kisvesiyle böyle bir kara cübbeli negatif bir kimlik algısı oluşmuş Türk tarafında. Bu Bandung konferansında Amerika'nın ısrarla oraya parmak, Türkiye aracılığıyla da Cezayir meselesinde işte başka bağımsızlık, sömürgecilik dağılmak üzere eski sömürgeler, hepsi talepler dile getiriyorlar. Bunu bastırmak için de Kıbrıs'ta o modelin yaşamasını hiçbir istemediler. Halbuki daha sonra Türkiye'deki bütün sağ ve sol hareketler, hatta sol daha önce bir şekilde İncirli'ye karşı tutum, 6. filoya karşı tutum, Amerikan basın merkezini bombalamak, Cyrus Vance galiba inemiyor, Assembly'ye zorla askeri şey altında iniyor ve bayağı ciddi bir anti-Amerikancı ve bağımsızlıkçı bir tutum. Biz de hep sağın hem solun bu kendisi için istediği şeyleri başka halklar, başka gruplar, başka etnik gruplar için istememe hali, bu çifte standardı bence burada teşhir etmek lazım. Yunanistan olunca ayrı bir standart, Türkiye olunca ayrı. Kıbrıslı Türkler için ayrı bir standart, Kürtler için ayrı bir standart. Sürekli böyle bir şey var. Ne dersin Erdoğan, bu Makarios senin içinde böyle negatif şey bir figür mü? Yoksa yani iler tutar bir yanı var mı yani? Şimdi şeytanileştirme... malum özellikle süper güçlerin sık sık uyguladıkları bir propaganda yöntemidir. Evet. Yani Fidel'e yaptıklarının aynısını Makarios'a yapıyorlar. Evet. Bu bile fakat, aslında kitabı okuduğunuzda George Bull'un Makarios'la yaptığı uzun bir konuşmanın okurken benim kahkahalarla güldüğüm, ya böyle şey yazılabilir mi dediğim bir takım şeyler karşınıza çıkacaktır. Tabii Makarios bağımsız ve bağlantısızlığın popüler olduğu bir dönemde o felsefeyi, o anlayışı üstlenmekte belirli çevrelerin sempatisini toplamaktaydı. Fakat aynı zamanda Makarios'un bu katliamlar konusunda ve adanın gelecek statüsü konusunda son derece riyakar, son derece çifte standartlı bir politikacı olduğu da. Öyle mi? Evet. Yani ben öyle görüyorum. Makarios'a karşı değil mi? Ben öyle görüyorum. Enosisçiler, Yunanistan'da birleşmeciler, Makarios buna itiraz eden taraf. Evet. Ve Makarios'a hedef alan bir mücadele yürütüyor Grivas. Zaten evet. Türkiye Makarios'un göreve geri dönmesini talep etmedi mi Samsun şeye geldikten sonra? İktidara geçirdikten sonra. Hocam yani. O biraz şöyle de olabilir. Samsun darbesine karşı müdahalenin uluslararası desteğini arttırmak için Makarios'u meşru temsilci olarak kabul ettim. Ama bir müddet sonra ikinci operasyonla aslında adanın Türk nüfusunun tuttuğu alandan iki katı fazla alan tutma. Yani adeta Türk devlet politikasında da şunu tespit etmekte fayda var. Türk devlet politikası gerçekten oradaki Türklerin temel hak ve özgürlüklerinden çok aslında bir yayılma konseptinin, Kıbrıs'ı almak gibi adalara karşı izlenen politika da öyle. Mesela İmroz meselesini ki bizden çok daha iyi bilirsiniz. İmroz'u İmrozlulara bırakmayan, İmrozlulara adeta hayatı zindan eden, bir ev alıp satmayı bile imkansızlaştıran, fakat buna karşı orayı asimile edip oradaki Rumları kaçırttıran, yani bir insan hakları politikasından çok yani orada evet, bir bölgede iki milliyetçi yani sadece Türkiye değil karşı tarafta da aynı politikaların, benzer politikaların devreye girdiği kanısındayım. Ama hani Makarios konusuna geri dönecek olursak, benim en beğendiğim devlet adamları arasında değil, ismini sayamam. Kesin bile. Tanımıyoruz o kadar. Opportunist, çıkarcı, riyakar, çok zeki,
çok farklı aletleri bir arada kullanabilen bir insan oldu. Ama kaçınılmaz muhakkak değil mi? Bunlar aslında evet, bir tabii marifet de sayılabilir. Tabii, tabii. Çünkü bir ada üzerinde Yunan milliyetçiliğine de karşı duruyor. İngiliz sömürgeciliğine de karşı durmaya çalışıyor. Ve Türk yayılmacılığı ve müdahaleciliğine de karşı durmaya çalışıyor. Aynı zamanda komünist değil, komünist iki tarafın komünistlerine karşı da durmaya çalışıyor. Yani bu onun o riyakarlık veya işte hesapçılık dediğiniz şeyler aslında pragmatizm veya işte becerikli bir siyasetçi tanımı da yapılabilir. Mesela, eğer bakarsanız bu cepheden. Riyakar ve çifte standartçı politikacılar kendi tutumlarını açıklayacak bir takım gerekçeler var. Elbette. Aynen öyle diyorum yani, size. Bu tipik politikacı tutumu yani diyorum. Öyle başarılı bir politikacı, öyle bir tutumu. Şey politikacı. Fakat Johnson mektubunun şöyle şu tarafını görmek lazım. Johnson mektubu başarılı olmuş bir mektuptur diyor Amerikalı politikacılar ve başkaları da. Bilmiyorum siz nasıl değerlendireceksiniz bunu. Onlar diyorlar ki neydi temel amaç? Türklerle Yunanlar arasında savaş çıkmasın. Çünkü o savaşın nasıl gelişeceği belli olmaz. Bir. İkincisi o çıkartma gerçekleşmesi. Çıkartma durduruldu. Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkmadı. Türkiye açısından da başarılı sayılabilir. Şundan dolayı Türkiye 10 yıl ondan ders alarak hazırlandı. İşte çıkarma gemileri yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı vesaire. Kitapta da anlatırım. Joseph Sisko Ecevit'le görüşeceği zaman Ecevit ona şunu söylüyor. Mr. Sisko, no more Johnson letters. Bay Sisko, artık Johnson mektubu yok. Yani o geçmiş bitmiş. Yani bir şeydi, bir şanstı. Evet. Öylece kullanıldı. Hani başarıyı nasıl tanımlayacaksak, savaşın engellenmesi ve Türk askerinin vereceği kayıplar açısından daha sonra başarılı bir çıkartma yapıldı. Başarılı yani, bir çıkartma yapıldı. Ama bunlara şunları da eklememiz lazım değil mi acaba? Johnson mektubu başarıya ulaşmıştır çünkü adanın bloksuzların bir parçası olmaktan NATO'nun ve emperyalist kapitalist blokun bir parçası olması sağlanmıştır. Hani bizde ulusalcı dil nerede bir anti-emperyalizm varsa olumlar ya. Burada aslında Makarios'un temsil ettiği bağımsız ve bloksuzların bir parçası bir ada olmaktan çıkartılıp NATO'nun parçası yapılmış bir ada haline getirmesi. İkinci bir sorun orada bir tarafında Rum, bir tarafında Türk ama ikisi de NATO'cu iki gücün hakimiyeti sonrasında burada pek çok sendikacı, pek çok anti-emperyalist, pek çok sosyalist insanın fiziki tasfiyesi, bir kısmının evlerine, yataklarında öldürülmesi dahil olmak üzere bir dizi haksızlık. Üçüncüsü Kıbrıs üzerinde ikili vesayet uygulanmıştır. Bugün Kıbrıslı Türkler de Kıbrıslı Rumlar da aslında ama özellikle Kıbrıslı Türkler ne denli kendilerini demokratik bir ortamda yaşatabiliyorlar. Aynı şey tabii Türkiye için de Yunanistan için de geçerli. Yani burada aslında şöyle bir NATO adına, emperyalizm adına bir vesayet ilişkisi kurumsallaştırılmış. O an için baktığımızda bu dediğiniz şeyler değerlendirilebilir. Ama bu coğrafyanın nasıl değiştiğini, bakın o zaman bağlantısıların en büyük lideri olarak Cemal Abdülnasır gösteriliyordu. Şimdiki Mısır'a bakın. Evet. Ve Nasır'ın ölmesinden sonra Mısır'ın başından geçenlere bakın. İşte diğer önde gelen bağlantısız lider Tito idi. Tito'nun Yugoslavya'sına bakın. Ötekilerine bakın. Hepsine şunu demek istiyorum. Oldu. Şimdi maalesef acı bir siyasi gerçekçilik real politika perspektifinden baktığımızda bağlantısız bir Kıbrıs'ı hiçbir şekilde yaşatmazlardı. Yani hiçbir şekilde o derecede önemli bir coğrafi, jeopolitik birimi idealler açısından ne kadar daha uygun olsa da öbürü ona mutlaka Amerika'sı, İngiliz'i, başkaları müdahale eder ve onun öyle kalmasına izin vermezlerdi. Ama hayır, şimdiki durumun en iyi durum olduğunu hiçbir şekilde Britanya bence eski statünün yani bir şekilde Türklerin söz sahibi olduğu ama azınlık, ayrıcalıklı azınlık olduğu. O neydi? Dikelya ve Agretus ve Dikelya galiba. Evet, İngiliz üsleri. İki tane üstünde muhafaza edildi. Yani NATO 2004'te ona çok yaklaşıldı. Bu sefer de Rumlar hayır dedi evet. Yani.
Ama neden hocam? İki tarafında milliyetçiliği izin vermiyor. Evet, yani Amerika'yı dışarıda bırakan veya Britanya'yı dışarıda bırakan bir siyasa uygulamak pekala mümkün. Coğrafi açıdan çok müsait çünkü. Evet. Bir havza burası. Evet. Türkiye'yi eğer Avrupa ikiyüzlü politikalarla Türkiye'yi dışlamak yerine samimi olarak kollarını Türkiye'ye açmış olsaydı, İsmail Cem zamanında işte hani Avrupalıları vizyon sahibi olmamakla falan suçluyordu. Yani o çizginin ortadan kalkması, vizyon o. Başarılı olurdu olmazdı, onu bilemiyorum. Hani tarihsel örnek çok da başarılı olma ihtimalinin olmayabileceğini. Fakat ben hep şöyle düşündüm. O vizyon gösterilerek o çizginin silinmesi ve Türkiye'nin ve Yunanistan'ın aynı siyasi birimin içinde aynı ilkelere bağlı devletler haline gelmeleri durumunda Kıbrıs sorununun da otomatikman kendiliğinden çözüleceğine ben inanıyor idim. Evet, biz yani sizin dediğinize katılıyorum ama biz çubuğu içeriye bükmek eğilimlisi bir yerden tarihe bakıyoruz. Herkes kendi eğer, evini. Eğer Türkiye'de AB standartlarını yerine getirmiş olsaydı, yayılmacı hayallerinden vazgeçseydi, Türk İslam sentezine gitmeseydi, derin devletin operasyonları, Avrasya falan diye biz daha çok oraya bükmek ben ise bu konuda vizyonsuzluk ve Batı'ya büyük suçun Almanya ve Fransa'da olduğunu, onların büyük oyunu göremediklerini ve o büyük oyunu göremedikleri için ikinci sınıf bir statüye kendilerini mahkum ettiklerini, Türkiye'de başıboş bıraktıklarını. Yani hani Türkiye şey mi oldu ondan sonra, hani ihya olup dünya lideri mi oldu? Evet. Ama orada bir idealist vizyon vardı. O barbarlar çizgisinin silinmesi ve bu coğrafyanın aynı kurallara tabi bir birimin parçası haline gelmesi. O kullanılmadı, kullanılamadı. O da benim idealist noktamdı. Ben de yanıldım, yenildim. Hocam izninizle bitiriyoruz. Değerli Artı Televizyon izleyicileri, bugün Haluk Şahin hocamızla birlikte alanındaki özgün bir çalışmadan da hareketle, onun yeni baskısından hareketle Johnson Mektubu öncesi sonrası Kıbrıs irdelemesi yaptık. Umalım ve dileyelim ki Kıbrıs'ın bu yılan hikayesine dönen ve iki halkı da zehirleyen durumunun bir an önce aşıldığı bir noktaya varmak çok da uzak olmasın. Haluk Şahin'in Johnson Mektubu kitabını meraklı arkadaşlar açısından özellikle tekrar göstermiş olayım. Hocam teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok zevkli bir tartışma oldu. Bir sonraki. Pek çok şeyi henüz yani söyleyemedik ama... Evet, başka programlar hep böyle biter zaten. Evet, tohum attık, ama biz ileride onlar geçersiniz. İyi programlar. Yani evet, hala laf olduğu halde biten programlar iyi programlar. Biliyorsunuz ben aşağı yukarı 30 sene bu işi yaptım. Ama sonunda eyvah laf bitti, şimdi ne konuşacağız dediğim zaman. Denmedik. Evet, o da güzeldi. Bir sonraki hafta bir başka konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.